O kadar mutluyum ki anlatamam. Daniel Radcliffe'in imzası, Harry Potter'ın imzası artık bende. Çıldıracağım, gerçekten çıldıracağım. Çok mutluyum. Her şeyi baştan anlatacağım size. Öncelikle başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Filme gitmeden önce kanalın sahibi Cem Başak, çok sevdiğim bir arkadaşım. Kocaman 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 teşekkür ederim ona. Çünkü bu imzayı o aldı bana. Birazdan göstereceğim imzayı, duvara asacağız birlikte. Çok heyecanlıyım. Cem birkaç yıl önce Daniel'ın bir oyununa gitmiş ve orada tanışma imkanı bulmuş. Bir de fotoğraf çektirmiş. O zamandan beri aramızda bu hep şaka meselesi. Ben de Harry Potter'ı çok seviyorum. O da Harry Potter'ı çok seviyor. Ve o Harry Potter'la tanıştı. Ben tanışamadım. O yüzden aramızda sürekli bunun esprisi yapılırdı. Zaman zaman siz de buna dahil oluyordunuz. Sürekli bana Cem'in Daniel'la olan fotoğrafını yolluyordunuz. Ya da fotoğraflarımın altında sen Daniel'la tanışmadın gibi yorumlar yazıyordunuz. Sonra geçenlerde bir gün Cem'le birlikte bir toplantıya katılacağız ve ortak tarih belirlemeye çalışıyoruz. İkimize de uyan bir tarih belirlemeye çalışıyoruz. Ben sordum, dedim ki işte şu gün olur mu dedim. Dedi ki o gün olmayabilir çünkü ben İngiltere'ye gidebilirim o gün. Kesin değil, sana haber vereceğim dedi. Ertesi gün yazdı, dedi ki ben İngiltere'ye gidiyorum. Ama işte stüdyo biletlerine baktım. Stüdyo işte bilet kalmamış, stüdyoya gidemeyeceğim, çok üzüldüm falan filan dedi. Stüdyo biletlerini bu arada bayağı erkenden almak gerekiyor. Yani bir ay önceden falan almak gerekiyor. Neyse. Stüdyo gidemeyeceğim falan dedi. Ben de olsun işte bir dahakine gidersin falan dedim. Sonra ben internette bir haber gördüm. Londra'daki bir havaalanına Harry Potter mağazası açılmış. Ben de Cem'e mesaj attım. Hangi havaalanına gideceksin? Ona göre sipariş vereceğim. Bir şeyler aldıracağım Harry Potter mağazasından. O dedi ki bilmiyorum, bakıp söylerim dedi. Ve dedi ki şu an ne yaptığımı bilsen ağlarsın. Neye bilet aldığımı dedi. Ben neye bilet aldın yazdım. Stüdyoya bilet aldığını düşünüyorum. Dedi ki ben de yeni öğrendim. Daniel Radcliffe'in oyunu varmış dedi. Ben de dedim ki ciddi değilsindir umarım. Çünkü Daniel'la ikinci kez tanışacak ve ben bunu kaldıramam. Gerçekten kaldıramam. Ya yani yaz bir şeyler yazıyorum ama böyle çok şey oldu. Küfrediyorum sinirden. O yüzden oraları okumayacağım şimdi. O da dedi ki ciddiyim. Ben de dedim ki konuşmuyorum seninle. Bunu ikinci kez kaldıramazdım. Ben dedim ki bana imza alsana. Ama bunu derken tamamen böyle öylesine diyorum ve gerçekten bana imza almasını beklemiyorum. Bu arada yani şaka diyorum ya. Tabii ki Cem'le konuşacağım. Tabii ki Daniel'la tanışmasını isterim. O da dedi ki alabilirsem alırım. Çok saçma denk geldi. Bakalım ne olacak. Aşırı heyecanlıyım. Başka oyuna bakıyordum. Bir baktım Daniel Radcliffe dedi. Bu mesajlaşmanın üzerinden 3 gün geçti. Bir akşam dışarıdayım. Arkadaşlarımla oturup eğleniyorum. Saat Türkiye saatiyle 12.30 ve bir mesaj geldi. Taha arkadaşım gelmedi fotoğraf çekilmeye. Deneyeceğim iki imza almayı. Tek imza alırsam da imza sende durur ama benim olur deyip gülmüşce. Ben telefona bakmıyordum. Mesajı görmemişim. Sonra şöyle bir mesaj gelmiş. Caps lock açık. Sana imza alıyorum. İki şey imzalıyormuş. Bakın. Beynim karıncalandı. Beynim uyuştu böyle. Dışarıdaydım, ayaktaydım ve oturdum ve şöyle telefona bakıyorum. Ben dedim ki şaka mı? Şakaysa ağlarım, sakın şaka yapma. O da hayır şaka değil dedi ve şu fotoğrafı imzalattı. Bu fotoğraf oyun kataloğundan bir fotoğraf. Birazdan göstereceğim zaten. Bunu imzalayacak. Ben hala diyorum ki Cem şakaysa ağlarım. O da dedi ki bekliyorum sırada, ağla bence yazdı. Ben dedim ki yazdım ya, bayağı yazdım. Çünkü arkadaşlar yani sıradan fotoğraf attı ve az sonra Daniel Radcliffe'den imza alacak. 20 dakikaya imzalanmış olacak dedi. Ben dedim ki ağlayacağım şimdi ve şöyle bir fotoğraf attım Cem'e. Çünkü gerçekten yani ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Mutluluktan ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sonra imzanın fotoğrafı geldi. Birazdan göstereceğim size de. Heyecandan elim titriyor şu anda Cem. Bekle bekle bekle, hazır değilim buna. Vermesem mi? Ne demek vermesem mi? Bak asla affetmem seni, şaka şaka affederim ama... Şu an yırtsam, ucundan yırtsam... Ağlarım biliyorsun değil mi? Ya da altını imzalasam böyle her baktığında beni görsen çok kötü olmaz mı? Biraz keser mi altını imzalasam? Ya da kendi fotoğrafımı imzalatsaydım. Odanda asardın herhalde. Asardım. Asar mıydın? Asardım. İmzayı keserdim o zaman. Çok heyecanlı şu anda. Yapma yapma, dur kıvırma. Ben korkuyorum ki bir zarar gelecek. Şurası kıvırık ama. Çevir hadi, artık kalbim dayanmıyor gerçekten. Yemin ederim ağlayacağım şimdi. Teşekkür ederim ya.
Teşekkür ederim. Ne demek abi? Ben çok mutlu oldum. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam ya. Yani. Çerçeveleteceğim ve koleksiyonumun da en güzel yerine asacağım. İnşallah sen de fotoğraf çekilebilir artık ya, video veya fotoğraf. Umarım. Artık bir numaralı fanım benim Cem Başak. Dedim ki bak şaka yapıyorsan yapma. Çünkü Cem sürekli şaka yapıyor. Şaka değilmiş, inanılmaz ya. O kadar mutluyum ki. Getiriyorum, bekleyin. Dıdıdın. 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 O kadar güzel ki, o kadar güzel ki, şuna bakın, o kadar güzel ki, muhteşem, muhteşem, muhteşem. Durun şimdi, bunu tekrar göstereceğim, devamını anlatıyorum hemen. Bundan sonra imzanın fotoğrafını attı, şöyle bir fotoğraf. Ben de dedim ki sadece kalbim, kalbim. Dışarıdayım ve sürekli açıp açıp bu fotoğrafa bakıyorum. O kadar mutlu oldum. Ve işte Cem'e bir teşekkür mesajı attım. Yani açıp açıp fotoğrafa bakıyorum. O kadar mutlu oldum ki gerçekten çok teşekkür ederim dedim. Cem o gün yazmadı. Ertesi gün yazdı. Çok geç olmuştu zaten burada da saat. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Daniel'la tanışmak aslında çok zor değil. Çünkü Harry Potter'dan sonra ve hatta Harry Potter sırasında da çokça tiyatroda yer aldı. 2007-2009'da Küheylan diye bir oyunda oynadı. Ve oyun çok sansasyonel bir oyundu. Baya böyle çıplak sahneleri falan vardı. Çok olay olmuştu. Broadway'de oynamıştı. Daha sonra böyle 2 yılda bir tiyatrolar yapmaya başladı. Ve bu da o tiyatrolardan biri. Endgame diye bir oyun. Böyle bir kataloğu var. Tiyatroda kör ve yürüme engeli olan birinin yardımcısını canlandırıyor Daniel. Cem'e sordum, dedim oyun nasıldı falan dedim. Çok fazla anlayamadık dedi. Çünkü başrolde oynayan oyuncu çok İngiliz aksanıyla konuşuyormuş. Bana imzalattığı fotoğraf bu oyun kataloğundan bir fotoğraf. Ben tabii ki kestim ve çerçeveledim. Bakın Daniel burada. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Çok mutlu oldum. Yani ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Ama siz bunu anlayabilirsiniz yani. Biliyorum çünkü benim Harry Potter'ın ne kadar sevdiğimi, hayatımda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu burada 200'den fazla videoda sizinle paylaştım. Hani hep deriz ya Harry Potter benim çocukluğum diye. Harry Potter benim gerçekten çocukluğum. Çünkü ben Harry Potter'la büyüyen nesilim. Yani buradan Cem'e kocaman bir teşekkür ediyorum. Cem oyundayken, storyler paylaşırken ben de Instagram'dan eş zamanlı olarak Cem'e böyle şakalar yapıyordum. Bir daha seninle konuşmayacağım. Bundan sonra en nefret ettiğim kanal filme gitmeden önce kanalıdır. Bunların hepsi şaka. Arkadaşım ve Harry Potter'la Daniel Radcliffe'le tanışması benim de hoşuma gider. Beni de mutlu eder. Çünkü o da çok seviyor ve mutlu olacak. Ama yani bunu yaptığı için bir kez daha buradan ona çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok mutlu oldum. Kendisi zaten bu süreci anlattığı bir video yayınladı. Kartlara ekleyeceğim. Mutlaka onun videosunu da izleyin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık Harry Potter'ın imzası var bende. Gerçekten Cem bunu bana ilk verdiğinde ağlayacaktım. Yani kendimi zor tuttum ağlamamak için. Gel buraya, gel gel, sen de gel ya, sen de gel. Sevgili Daniel'ın imzası. Filme gitmeden önce dünyanın en iyi kanalıdır. Başka film kanalına aboneyseniz lütfen o aboneliklerden çıkın. Ben hepsinden çıktım. Sadece filme gitmeden önce kanalını izleyin. Filme gitmeden önce'nin bir numaralı fanıyım. Cem Başak. Cem Başak. Cem Başak. Cem Başak, Cem Başak. Filme gitmeden önce kanalının sesinin de bir numaralı hayranıyım. Cem Başak, Cem Başak, Cem Başak. Çok mutluyum. Daha ne diyebilirim ya? Şimdi herkes altına şey yazacak. No one, 2.üst üste. Taha, çok mutluyum. Yazın ya. Gerçekten çok mutluyum çünkü. Herkes yazsın ya. Canım imzam. Hiç duvara asmayıp hep yanımda mı taşısam ya? Şunun güzelliğine bakın. Bir de öyle bir çerçevelettim ki. Muhteşem böyle işlemeli işlemeli bakın. Diğer çerçeveler düz siyah. Bunu asar mıyım öyle siyah düz çerçeveye? Bakın ne güzel işlemeli işlemeli bir çerçeve yaptırdım. Daniel'ın saçıyla da aynı renk. Muhteşem oldu. Muhteşem oldu. Sanırım söyleyeceğim her şeyi söyledim. Hadi gelin artık asalım. Yeterince söylemediysen bir kez daha söylüyorum. Herkes filme gitmeden önce kanalına abone olması lazım. Cem Başak, Cem Başak, Cem Başak, Cem Başak. Nereye asacağımı düşündüm. Arkada şimdi 2 tane dergi var. Entertainment Weekly'nin Harry Potter'ın son sayısı ve Fantastik Canavarların ilk sayısı. İkisi takım durduğu için onları çıkartmak istemiyorum. Asa kısmına dokunamam. Üzülerek çıkartacağım bir şey. Sirius Black'in Aranıyor afişi. Çok seviyorum. Eğer bir gün
bu evden taşınmamız gerekirse yani daha büyük bir eve çıkacağız ve her şeyi çerçeveleyip asacağım zaten. Ama şimdilik Sirius Black'in aranıyor afişine veda etmem lazım. Çünkü Daniel Radcliffe'in imzasını asacağım. Harry Potter'ın imzasını asacağım. Daha şuna bakın ya, şuna bakın. Muhteşem. Muhteşem. Bak 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 tipe bak tipe bak. Burayı imzalamış böyle böyle. Cem bu arada sohbet etmiş biraz. Demiş ki film kanalı açmamda, film eleştirileri yapmamda Harry Potter'ın çok büyük bir önemi var. O yüzden size teşekkür ederim demiş. Daniel Radcliffe'le tanışsaydım ben ne derdim acaba? Bu arada tanışacağım. Bakın yani bu bir delildir. Aha bak buraya yazıyorum. Daniel Radcliffe'le tanışacağım. Bir sonraki oyunu olduğu zaman İngiltere'ye gideceğim ve ben de tanışacağım. Kafaya koydum. Çok pis kafaya koydum. Demişti dersiniz. Demişti demezseniz ben bu videoyu size gösterip demişti dedirtirim zaten, merak etmeyin. Ben tanışsam hiçbir şey diyemezdim. Çünkü çok heyecanlanırdım. Yani çok heyecanlanırdım. Hiç konuşamazdım. Ama ya yapacağım tek şey var. Harry Potter dövmemi gösterirdim. Çünkü yani derimde taşıyorum. Her gün yanımda taşıdığım bir şey bu dövme. Her gün gördüğüm bir şey. Ve sadece bunu gösterirdim. Derim ki ben Harry Potter'ı çok seviyorum derdim. O kadar. Kendime yeni tripod aldım bu arada. Muhteşem böyle kolu var bir tane. Çeviriyorsunuz aşağı iniyor. Bakın şimdi ben sizi çevireceğim, siz aşağı ineceksiniz. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Umarım güzel olur. Öncelikle şunu bir çıkaralım. Bu arada bunu başka bir yere asacağım. Yani salonda olmasa da odamda, holde mutlaka bir yere asacağım. Çünkü bunu da çok seviyorum. Çerçeveli çok güzel duruyor. Dıdıdın. Dıdıdın. Niye evlilik müziği çalıyorum ki? Harry Potter çalayım. Ya çok söylüyoruz gerçekten, işte demin de söyledim, Harry Potter'la büyüdüm, Harry Potter'la büyüdüm. Artık bir yerden sonra söyleye söyle anlamını yitiriyor belki bu cümle. Aklıma sürekli çocukluğum geliyor ve gerçekten Harry Potter'ı çok seviyorum ve Harry Potter'la büyüdüğümü gerçekten yaşayan bir nesilim. Çocukken bunu asla hayal edemezdim ve o yüzden hep diyesim geliyor ki bak bu da oldu diye kendime seslenesim geliyor ve bu beni çok duygulandırıyor. Yani ...12-13 yaşındaki minik heyecanlı halimi hatırlıyorum ve bir gün stüdyoya gideceğimi, Harry Potter'ın imzasını alacağımı, bir gün tanışacağımı asla hayal edemezdim ve o yüzden çok duygulanıyorum, yani aşırı duygulanıyorum. Stüdyoya gittiğimde hele beni görmeniz lazımdı yani. Mutluluktan ağlamak muhteşem bir şey. Uf. Durduk yere niye ağladım ya? Hatırlıyorum yani sinemaya giderkenki heyecanımı, yanımda asamı, götürüşümü, film boyunca sıkı sıkı elimde tutuşumu, hepsini hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Ve o günler bunları hayal edemezdim ve bunların gerçekleşiyor olması beni çok mutlu ediyor. Cemete çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani şaka bir yana. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Diyecek başka hiçbir şeyim yok gerçekten şu anda. Bu serüvende, bu yolculukta, bu büyülü yolculukta hayallerimi gerçekleştirirken bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sürekli bunu görünce ağlamam şimdi. Mesela buraya çerçeveletip asmak istediğim şeylerden bir tanesi stüdyo biletim. Ama ne zaman görsem ağlayacağım için asla çerçeveletmiyorum. Ama bir gün yapacağım. Her gün ağlamayı göze alarak bir gün stüdyo biletimi de çerçeveleteceğim. O gün de sizinle paylaşacağım zaten. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Cem iyi ki varsın. Filme gitmeden önce kanalına abone değilseniz, abone olmazsanız hepinizin var ya bacaklarını kırarım bakın. Asamı alır hepinizin peşinden koştururum. Hoşçakalın. Hadi gelin bir de yakından bakalım bir kez daha. Sizi indireyim, durun. Hop. Ağladım durduk yere ya. Ağladım ya.
Muhteşem. Bir gün buraya birlikte fotoğrafımız da gelecek. Yetmezmiş gibi Rowling'le de fotoğrafımız gelecek ve Rowling'in imzası da gelecek. Bakın.